Yürü baba, geç kalmadın. Ulan sabahın köründe ne diye beni çakıştırıyor? Dün gece seninle ne konuştuk? Nimet abla gidecektik ya. Gitmemize gerek kalmadı. Niye baba? Nimet ablan geliyor işte. Biz de size geliyorduk. Hayrola? Ne için gidiyorduk lan biz Nimet Hanım'a? Baba, o Nimet, bu Nimet değil. Nasıl değil? Benim söylediğim Nimet abla milli piyango bilet satıyor. Allah Allah, ne özelliği var bu Nimet ablanın? Büyük ikramiyeler sürekli orada alınan biletlere çıkıyor. Neyse, görüşürüz Nimet Hanım. Görüşürüz. Tam bilet ne kadar? 200 TL. Yarım? 100 TL. Peki ya çeyrek? 50. Çeyreğin çeyreği var mı? Lan yürü git, paran yok. Haramdan uzak durmak için fırsatın var. Daha ne zorluyorsun? Baba ne yapıyorsun? Bileti Nimet abadan alacağız. Bu seferlik Nimet abiden alalım. Ne fark eder? Olmaz baba, gidelim. Hey hey! Ne oluyor be? Büyük ikramiye bu gece çekiliyor. Bilet alır mısın? Yok be. Hiç utanma yok mu sende? Aynı soruyu ben de sana soracaktım. Büfe gündüz bu kadar içilir mi? Piyango haram haram. İçki de haram. Aynı şey değil. Bunu karıştırma. Almıyor musun şimdi? Almıyorum dedim ya. Elveda gözlüm. Al şu 50 bini, bir hafta sonra 80 bin olarak geri isterim. Tamam abi. Sen ne istiyorsun? Milli piyango büyük ikramiye bu gece çekiliyor. Çüş, milli piyango haram bilmiyor musun? Faiz de haram. Aynı şey değil, onu karıştırma. Almıyor mu? Yürü git lan işine, haram dedik ya. Şu sıraya bak, başı var sonu yok. Ne dersin? Büyük ikramiye bizim olur mu baba? Nimet ablaya güvendiğimiz kadar nimet veren Allah'a güvenseydik işte o zaman büyük ikramiye bize çıkmış olurdu. Ulan bu sıra benim nasihat vermemi mi bekliyordu ilerlemek için? Hayırlı olsun, bilet aldınız. Evet evet, teşekkür ederim. Yeni yıla özel böyle bir ürün çıkardık, denemek ister misiniz? Ne bu? Domuz etinden sosis, bunun tanıtımını yapıyoruz. Kafayı mı yedin, haram bu. Milli piyango da haram. Haram ama bir şansımı deneyeyim dedim. Buna da bir şans verin. Belki beğenir ve ailenizle beraber yemek istersiniz. Olmaz öyle şey. Dur kaçma dur. Bırakın peşimi lan.